Bu hafta sonu LGS sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sonuç ne olursa olsun her zaman yanınızda olduğumuzu belirterek sizleri çok sevdiğimizi buradan ifade ediyoruz. Sağlıklı bir yaşam için ücretsiz ve sağlıklı suya erişim her öğrencinin hakkıdır. Ülkemizde artan ekonomik krizin biz veliler ve özellikle okul çağındaki çocukların üzerindeki etkisi gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Sağlıklı bir nesil yetiştirmekten çok uzakta olduğumuzu artık bilimsel ve istatistiksel çalışmalar yapmadan da okulların içerisinde sadece gözlemler yaparak görmek mümkün. Önceki yıllarda kantinlerde sağlıklı besinlerin satılması için çaba sarf eden bizler, bugünlerde kantinlerden yiyecek içecek alamadığı için kantinin önünden bile geçemeyen çocukların sayısının çoğaldığına tanık olmaktayız. Su, sağlıklı bir biçimde yaşamın sürdürülebilirliği için vazgeçilemez hayati bir kaynaktır. Ancak gerek kantin çalışanları, gerek sebebi ve öğretmen gözlemlerini bir araya getirdiğimizde çocuğun en temel haklarından biri olan suya erişiminde büyük bir çoğunluk için kolay ve mümkün olmadığını görmekteyiz. Edirne Şubemizin gerçekleştirdiği Mayıs 2022 anket çalışmasına göre en az 593 öğrencinin %55'e yakını suyunu evden götürmekte. Çantasına taşıyabileceği ağırlık en az 500 milim, en fazla 1 litredir. %35'i ise okul kantininden günde tek bir küçük şişe su alabilmekte. Ankara 2,5, Antalya 3,5, Bursa 2,5, Çanakkale 3, Denizli 2,5-3, Edirne 2,5-3, Manisa 2,5-3, İstanbul 2,5-4, İzmir 2,5-3, Kocaeli 2 TL. Bu rakamlar bazı illerimizin okul kantinlerindeki ortalama 500 milim şişe su satış ücretleridir. Bu eğitim, öğretim yılının başında ortalama satış rakamları ise 1-1,5 TL aralığındaydı. Bir öğrenci okul türüne bağlı olarak ortalama 6 ile 8 saat aralığında okulda bulunmaktadır. Büyük şehirlerde daha yoğun olmak üzere yolda geçen zaman da buna eklendiğinde evinden ayrı kaldığı zaman 10 saate kadar çıkabilmektedir. Bu süre zarfında tüketilmesi gereken en az miktar ise hareketliliğin en fazla olduğu bu yaş grupları için en az 1,5 litre olmalıdır. Çocuklarımızın sağlıklı, ücretsiz ve erişilebilir suya kavuşması için merkezi ve yerel yönetimlerin ortaklaşa çalışması beklenmekte. Bununla ilgili bir projenin hayata geçirilmesi acilen sağlanmalıdır. Edirne yerelinde merkez ilçeler ve bunlara bağlı köyler dahil örnek bir çalışma başlatılmış olup bütün okullara su sebilleri ile montaj sonrası teknik destek sağlanacağı açıklanmıştır. Proje Edirne Valiliği ile belediyesi tarafından onaylanmıştır. Merkezi yönetimin bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı en büyük hatalardan biri son yıllarda yapılan okul binalarında çocukların içmek için kullanacağı su muslukları için ayrı bir alan bulunmamasıdır. Suya ayıracak karşılığı olmayan çocuklar sağlıksız koşullarda tuvaletlerden su içmek zorunda bırakılmaktadır. Gerek okul içerisinde gerekse okul bahçelerinde su içme alanları olmalı. Okul planlamaları buna uygun projelendirilmelidir. Ayrıca okulların su tesisatlarının da düzenli bakımı yapılmamakta, okula kadar gelen temiz su binanın içerisine girdiğinde içilebilme özelliğini kaybetmektedir. Okulların sorumluluğu ne kadar merkezi yönetimlerde olarak görülse de binalara kadar gelen suyun sağlıklı içilebilir olmasından yerel yönetimler sorumludur. Bunu sağlayamayan belediyelerin en az merkezi yönetimler kadar bu olumsuzlukta payları mevcuttur. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan önceki yaz tatili süresince okullarımıza ücretsiz, ulaşılabilir, sağlıklı suyun sağlanması, içilebilir, şehir şebeke suyu varsa okul bahçelerine çeşmeler ve benzeri düzenekler kurulması, şehir şebeke suyu sağlıklı, içilebilir değilse arıtma cihazlarının sağlanması veya doğrudan doğruya çocuklarımıza günlük 1,5 litre su verilmesi ve benzeri hususunda planlama ve çalışmalarının yapılmasını devletin tüm kurumlarından talep etmekteyiz. Çocuklarımızın sağlıklı yaşam hakkı ile ilgili basın açıklamamız sonrasında bağlı bulunduğumuz il, ilçe, milli eğitim müdürlükleri, valilik, kaymakamlık ve belediyelerden görüşme taleplerimize olumlu yanıt veren kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştirip sorunun vehametini onlarla da paylaşacağız.
yanıt vermeyen kurumlara ise dilekçelerimizle başvurumuzu yapacağız. Devlet okullarına ücretsiz, sağlıklı suyun sağlanması konusundaki kararlılığımız nettir. Kurumların bu konudaki hassasiyetleri ile bizlere geri dönüşlerinin ne olduğunu düzenli olarak basın ve kamuoyu ile paylaşacağımızın bilinmesini istiyoruz. Sürecin ısrarlı takipçisi olacağımızın da altını çiziyoruz. Öğrenci Veli Derneği.